Ya maçın açıkçası özellikle ilk yarısı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Topun daha çok bizde kaldı. İstediğimiz işte varyasyonlar yapıp kenarlardan bindirmeler olsun, ortalar olsun. Açıkçası gol dışında, yediğimiz gol dışında savunmada da neredeyse hiç pozisyon vermedik. Takım savunmasını iyi yaptık. İkinci yarıda golü bulduk. Ortada gidiyordu. İşte Alasan'la bir kaçırdığımız birbirken bir net pozisyonumuz var. Onu değerlendirseydik farklı olabilirdi ama maçın zaten son 10-15 dakikası taraftar baskısıyla Bursaspor'un daha çok kontrolsüz hücum yapacağını bekliyorduk. Oyuncularıma da söyledim ama kötü bir gol yedik açıkçası. 90 artı yememiz açıkçası bizi çok üzdü. Oyuncularımdan ben memnunum. İyi niyetlilerdi, gayretlilerdi, mücadele yüksekti. Bir puanı hak ettik ama futbolda maalesef 90 artılarda işte oluyor. Bundan sonraki maçlarda bunu inşallah bir daha tekrar yaşamayız. Çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz. İyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmaya çalışacağız inşallah. Önümüzdeki Altın Ordu maçıyla birlikte yine galibiyet serisine başlayıp takımı daha üst sıralara tırmandırmak istiyoruz. Mücadelenin başında taraftarın size çok yoğun bir desteği. Sağ olsunlar, inanılmaz duygulandım bu ara. Çok mutlu oldum. Kendilerine çok teşekkür ederim. Burada benim çok güzel 7 senem geçti. Hala burada yaşıyorum. Eşim, çocuklarım burada kalıyor. Ben şimdi tabii İstanbul'a taşınıyorum. Sağ olsunlar. Vefalarını gösterdiler. Dediğim gibi güzel günler geçti. Ama ben tabii bugün rakip hoca olarak takımın galip gelmesini beklerdim. Bundan sonra Bursaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah dediğim gibi biz de bundan sonraki maçlarda bir çıkış yakalayacağız.